Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte nefis bir tatlı yapacağız arkadaşlar. Hem görüntüsü şahane olacak hem de lezzeti şahane. Çok hafif bir tatlı ve hem görüntüsü hem de lezzeti şahane bir tatlı olacak. Şu an gerçekten çok heyecanlıyım. Hemen başlıyorum. Öncelikle ne tatlımızın tabanını yapmakla başlıyoruz. Bunun için şöyle çileklerimi doğruyorum. Çileklerimi bu şekilde gelişi güzel doğradım. Şimdi güzel doğradım. Şimdi bütün bunları blenderdan geçireceğim. Çileklerimi rondodan geçirdim. Bu şekilde şöyle sos tenceremin içine aktardım. Evet, tavamı ocağıma aldım. Şimdi 3 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Mısır nişastası. Önce karıştırıp mısır nişastamın içinde iyice erimesini sağlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi peltem kaynamaya başladı. Böyle pıt pıt attığı zaman ocağımın altını kapatıp hemen tepsime dökeceğim. Peltem gördüğünüz gibi tam istediğim gibi oldu. Bu kıvamda olması gerekiyor. Soğuyunca biraz daha katılaşacak. Özellikle dilimlenebilir halde olması gerekiyor. Çilek renginin bu şekilde olması mümkün değil. Bilginiz olsun. Bir çay kaşığı gıda boyası, kırmızı gıda boyası ilave etmiştim. Ondan rengi böyle. Şimdi bunu tepsime aktardım. Bu şekilde yayarak tatlımızın tabanın daha dengeli olmasını sağlıyoruz. Ve bunu bu şekilde soğumaya bırakıyoruz. Tatlımız soğurken şimdi ikinci katmanımızı hazırlıyoruz. 1 litre süt. 1 su bardağı irmik ekliyorum. Şöyle 1 su bardağından bir parmak eksikti şeker ekliyorum. Tenceremi ocağıma aldım. Şimdi tatlımı kaynayana kadar bu şekilde karıştıracağım. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı ve kaynıyor şu an. Kıvamını da gayet güzel aldı. Bakın, kıvamının böyle olması gerekiyor. Bu aşamada bir paket vanilya ekliyorum. Ve 1 yemek kaşığı da tereyağı. Şimdi tatlımı böyle karıştırarak iç sıcağının çıkmasını bekliyorum. Ve daha sonra kırmızı tatlımın üzerine dökeceğim. Ve tatlımın üzerine döküyorum. Şimdi üçüncü katmanı yapmadan önce tatlımızın tekrar soğumasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi tatlımızın üçüncü katmanını hazırlamaya başlıyorum. Bunun için şöyle 2 yemek kaşığı şeker. Normalde krem şanti kullanmamız gerekiyor ama ben krem şanti olmadığı için krema kullanacağım maalesef. Şöyle bir paket krema. Bir paket krema sertleştirici. Zanifest. Burada kremam sertleşene kadar çırpacağım. Gördüğünüz gibi kremam sertleşti. Bunu bu şekilde soğuması için buzdolabına kaldıracağım. Tatlım soğudu. Şimdi kremasını ekliyorum. Şimdi
tatlımızın her tarafına Hindistan cevizi serpiyorum. Şimdi dilimlere ayırıp her kareye bir tane çilek oturtturacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tatlım bu kadar. Gayet güzel görünüyor ve çok iştah açıcı görünüyor. Özellikle bu sıcak günlerde böyle serin serin tüketebileceğimiz, severek tüketebileceğimiz ve sevdiklerimizle paylaşabileceğimiz bir tatlı oldu. Gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi bunu soğuması için buzdolabına kaldıracağım. Ama öncelikle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Buraya kadar videomu izlediyseniz eğer beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma da ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.